Selim abi. Bir defa tabii ki nereden baksan saçmalık. Yani kolay bir süreç değil. Yani birçok kişinin şu anda dünyası alt üst oldu. Hayat planları, kariyer planları alt üst oldu. Dün bir arkadaşım şey yaptı. Hocam benim doğuma bir ay var. Ben ne yapacağım dedi. Yani gerçekten de bunun yani izahı yok. Buradaki öfkenin, saçmalığın da izahı yok. Bunları dile getirelim. Burada tabii ki bence bir şeyi de atlıyoruz. Kendi adıma söyleyeyim. Belki Tufan Hocam biraz daha genç. Ama 2010 yılında Fatih Hocam daha da genç. Bu arada Fatih Hocam Tufan'dan daha küçük, onu söyleyeyim Evet, ben Tufan'dan 2 yaş küçüğüm. Onu burada açıklayayım. Çıkar kimliğini çıkar. Ben şimdi çıkarıp kafa Şimdi kağıdını koyarım. 2010'da bunu yaptılar ama biz bunu takip edemedik, hesabını soramamışız ki iş buralara geldi. Bir de bak Doğru. burada hani burada bir ihlal varsa birilerinin hesap vermesi gerekiyor. Milyonlarca insanın hayatını alt üst edip de ondan sonra bunun üstünü kapatılmaması, bunu kimse failleri en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Ben hiçbir öğretmenin burada kusurlu olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir öğretmen bunu bilinçli olarak yapmamıştır. Belki bazı meslektaşlarımız, öğretmenlerimiz buna alet edilmiştir. Umarım yerini bulur. Sınavın iptal edildiğinde iyi geçen arkadaşlarım var. Çok da mesaj geldi. Hocam hani benim emeklerim ne olacak? Tabii ki zor bir durum ama ben de şunu söyleyeyim. 2010'da sizin sınavınız çok iyi geçtiğini zannederken yüzlerce, binlerce fulcü çıktı. Siz sınavınız çok iyi geçtiğini zannediyorsunuz ama biz bilmiyoruz tabii. Bu sadece bir öngörü. Atıyorum binlerce branştaşınız soruları ele geçirip sizin iyi geçtiği dediğiniz sınavdan çok iyi denekler yapıp atamanızı engelleyebilirdi. Bu bilinmiyordu bir defa. Yani bu soruları kaç kişi ele aldı, kaç kişi ulaştı, kaç kişi sıralamada önünüze geçti bunu bilmiyorduk. Ben yani sabahtan beri gelen mesajlara şunu söyledim. Yine onu söyleyeceğim. Süreç ne olur, nereye gider doğru bir soru değil. Yani bunu takip edeceğiz. Buradaki doğru soru ben ne yapmam gerekiyor? Her arkadaşım lütfen kendine yayından sonra onu sorsun. Geçsin aynanın karşısına. Benim ne yapmam gerekir? Buna odaklansın. Ben kendi adıma onu yapacağım. Şimdi oturacağım, düşüneceğim. Belki ekip olarak düşünecek. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Ben önce ona bakacağım. Tabii ki diğer süreci de takip edeceğim. Bugün dersim vardı. Ne yapmam gerekir? Dersimi yapmam gerekir. Kalktım dersimi yaptım. Yarın ne yapmam gerekir? Kendime onu soracağım. Bunlar kendine onu sorsunlar. Süreç bu, artık bunu kontrol etme şansımız yok. Bizden çıktı. Kızalım, bağıralım, küfür edelim. Ne istiyorsak onu yapalım. Şikayet edelim. Ama kendinize şunu sorun. Benim bu aşamada ne yapmam gerekir? Planınızı bunun üzerine kurmak gerekiyor. Evet, bir de bir ölçmeci gözüyle şunu da söyleyeyim. Çok iyi yere değindin Selim abi. Hangi sınavdaki, ya bir sınavdaki 65 net, bir başka sınavdaki 55 net kadar kıymetli olmayabilir. Yani şimdi arkadaşlar da biliyor, bağ ölçüyor. Bu sınava karışan şaibe oranının ne kadar olduğunu bilmediğimiz için 65 net yapan bir arkadaş, oley harika geçti diye sevinirken, birdenbire diğer sonuçların neler olduğuyla ilgili bir hayal kırıklığına da uğrayabilirdi onları gördüğünde. Şahibenin olduğu hiçbir yerde, ya 80'de 80 değilse neti, iyi değildir yani. Çünkü sen 79 yapmışsındır, 300 kişi 80 yapmıştır. Bilinemez, bunlar yaşanmadık şeyler değil. O yüzden bir an evvel adaptasyonumuzu sağlayıp yeni sürece adapte olup, ki öğretmenler çok iyi adapte olurlar. Çünkü çok fazla denklemi aynı anda çözen bir kitlemiz var. Merak etmeyin, biz de adapte olacağız arkadaşlar. Bizler de üzerimize düşürürsel yapacağız. Uzaktan eğitimde derslerine girdiğimiz arkadaşları zaten süreçte destek olacağız. Instagram'da elimizden gelenleri yapmaya gene biz buradayız arkadaşlar. Biz sizin neye ihtiyacınız olduğunu tahmin edebildiğimizi düşünüyoruz. Bunları bir düşünüp aramızda bir istişare ettikten sonra Tamam o zaman. Sen yol bizi düzgün devam. sene sonunda yazsın tekrarla. Aha, bu ihaleyi ben başlatıyorum. Bu hafta dinlenin. Haftaya Perşembe gününde ve saatinde 22.30'da Fatih Genç canlı yayınlarla her hafta yine karşınızda olacaktır. O zaman sen zararlı çıkarsın. Yapma Fatih Hocam, zararlı çıkarsın. Yetişemezsin bize. Uğraşma. Madem sen öyle yaptın, bu sefer de ihaleyi ben başlatıyorum. Bu hafta Haftada kaç tekrar yapacağım dedin Fatih Hocam? 19.30 Haftada kaç haftaya. yapacağım dedin? Bir gün ya, ben rutinimi bozmam. Ben duruma göre kalıp değiştirmem. Benim tarzım Bir neyse gün, olur. bir Benim Ha tarzım yok neyse yok. olur. Yok, bizimkiler rakip çıkınca haftada 8 yapacağım falan sandım ben de. Öyle bir Evet. derdim ki. Sen gelip şöyle bir şey demiştin. Ya ben artık Instagram canlı yayınlarını bırakmak istiyorum. Yapmak istemiyorum falan demiştin de ben buradan ihaleyi açayım dedim. Benim kitlemin Buna tekrar bir gidilir yayına ihtiyacı yok.
Ya ben bak, dinleyenler zaten bitirdiler. Benim öğrencilerim tekrar ihtiyacı yok diyor. Bizim burada eksiklik aldık şu anda. Hiç sıkıntı yok. Ben de o zaman Fatih hocamın arkasından gidiyorum. Ben de günümde, saatimde canlı yayınlarıma başlıyorum. Artı ÖAB'de canlı yayınlarına başlıyorum. O zaman sizi yapıyorum. Artırıyorum. Salı akşamı 22.30 benimdi. Devam ediyorum. Okul öncecilerin ÖABT'si de benden. Tamam. Sorun yok. Sınıfçıların drama. Sınıfçıların draması da benden. Tamam. Olur. Okey. O zaman ekip olarak bir hafta sonra süreci başlatalım. Yine bir program olarak. Tamam. Yani eğitim bilimleri kanalında başlatalım. Yani nasıl bir içerik olacak, nasıl bir program olacak. Tabii ki sınavın açıklanma tarihi de önemli. Yani o yüzden bir yakında açıklarlar. Kısa süre mi, uzun süre mi, ne kadar zaman var? Buna göre bir program yapmak gerekiyor. Yani dediğim yaparız, gibi yani... Ya onlar dirayetli olsunlar da. Gerisi kolay. Ders anlayın. Biz çözeriz. Çok özür diliyorum abi. Buradan bir sitem edebilir miyim? Evet. KPSS'nin bittiği gün beni takipten çıkan herkese sitem edebilir miyim? Tüvan hocam seni rahatsız etmemek için çıkmışlardır. Yani bak şunu garipsemiyor. Şunu garipsemiyor. Bir yıl boyunca seni takip ediyor olmalarını garipsemiyor da. Çıkmalarını mı garipsiyor yani? Ya suçumuz yakışıklı olmamak mı kardeşim? Suçum Allah böyle yaratmış yani. Suçumuz John Snow'a benzememek mi? Bu arada Özgür Ulaş abi gelmiş. Orada alırsan. Alamıyorum. Yayın alamıyorsunuz diye. Eklemeye çalışıyorum. 4 kişi de sınırlandırdım muhtemelen. O zaman ben çıkayım abi. O zaman ben tamam ben çıkayım abi. Ben çıkayım Özgür hocamı alın. Yo, biz hadi biz arkadaşlar. Öğretmenler bizi tamam. Takip etsinler. Biz de kapatalım zaten. Özgür hocamı da alalım bundan sonra. Özgür hocam bir gelsin söyleyecekleri vardır. Ondan sonra kapatalım. Tamam ben ayrılıyorum. Tamam, arkadaşlar hepinize selamlar, görüşürüz. Sevgiler. Dirayet koyun hallederiz dersleri beraber. Sevgiler, iyi günler. İyi günler. Tamam. Selim abi sen de gününde saatinde başlıyorsun. Bak sen o konuya tam bir cevap vermedin değil mi? Başlıyoruz. Yani ekip olarak başlıyoruz. Yani ÖABT için takvim netleşsin. Ondan sonra tabii ki ÖABT konusunda desteğimiz olacak. Fatih Hocam muhtemelen farklı uzemde mutlaka bir destek olacak, bir çalışma program yapacak. Yani bu süreci olabildiğince sağlıklı atlatmak gerekiyor. Şeyi de düşünmesinler. Yani hiçbir şey olmamış gibi devam etmek mümkün değil. Bizi bazen en fazla olumsuz etkileyen de bu. Yani hayatımızda bunlar olurken... Yani kendilerinden şunu beklemesinler. Hocam ben eskisi gibi çalışamıyorum. Çalışamazsın zaten. Mümkün değil. Bazen bu KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarımızla ben şunu görüyorum. Bazen insan olduklarını unutuyorlar. İnsanüstü bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yapamadıkları zaman da kendilerini yetersiz ve eksik görmeye başlıyorlar. Yani hayatımızda bunlar olurken lütfen kendinizde 2 ay önceki gibi performans gösterip o motivasyonla inançla çalışmayı beklemeyin. Ama yolda olmak gerekiyor, vazgeçmemek gerekiyor. Bunun altını çizeyim. Bir de son olarak bir şey söyleyeyim Özgür Hocam'a öyle söz verelim. Hani hocam çalışamıyorum diye çok fazla mesaj geliyor. Şunun altını çizeyim, biz çalışmak zorundayız. Yani hep şunu söyledim, yani eğer babanızın fabrikası varsa gidin orada çalışın. Yurt dışında işin var, gidin orada çalışın. Ama biz öğretmeniz ve buraya kadar geldiysek demek ki bizim başka şeyimiz yok. O yüzden çalışmak zorundayız. Yani diğer ihtimali lütfen aklından çıkarsınlar. Özgür Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Yayının başından beri buradayım ben. Söylediklerinizin hepsini dinledim. Gerekli her şeyi de aşağı yukarı söylediniz. Eklemek istediğim bir nokta var. Öğrenci çok soruyorlar. Sınav tahmini ne zaman olur? Yani 2010'daki durumu göz önüne aldığımızda ben Ekim ayının ortaları gibi yapılacağını düşünüyorum açıkçası. Eylül'ün 17'sinde takvim açıklayacaklar. Dolayısıyla tekrar bir başvuru süreci, sınav yerlerinin belirlenmesi... Ekim ayının ortalarında eğitim sınavının, Ekim ayının sonunda da ÖABT'nin yapılacağını tahmin ediyorum. Ama bakalım ÖSYM muhtemelen birkaç gün içinde sağlıklı bir açıklama yapacak bu konuda diye düşünüyorum. Ama benim tahminim eğitim sınavının, kültür yetenek sınavının Ekim ayının ortaları gibi olacağı yönünde. Yani bu defa şunu bilsinler, bu bir aydan kısa bir süre içerisinde olma şansı yok. Tabii yani, takvim açıklandıktan sonra en az bir ay diye düşünüyorum ben. En az bir ay yani en erken şey Eylül'ün sonu olur. Yani tabii ki ona göre de kendi programlarını, hazırlıklarını yapsınlar. Herkese kolaylıklar diliyoruz. Yani diyecek bir şey yok. Umarım en az hasarla bu süreçten hepimiz çıkarız. Evet. Hayırlısı. Hayırlısı. Evet. Hadi bakalım.
Sözün bittiği yerdeyiz. Herkes tekrar morallerini toplasın. Artık bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Ağlayıp sızlamanın da bir anlamı yok. Dolayısıyla önümüze bakacağız. Çalışmalarımızı olduğu gibi devam ettirelim. Bence zaten bir iki gün kafalarını dinlesinler önce. Nötrlensinler. Sonra yol alsınlar. Çünkü çok doldu herkes. Ben de aynı düşüncedeyim. Tufan da yorulmuştur. Selim abi de yorulmuştur. Özgür Hoca da yorulmuştur. Yani herkes yorgun. Bir iki gün aslında kafayı nötrlemeye gerek var. Benim şahsi tavsiyem herkese. Yalnız Ömer abi tatile gitmiş ya. Yani zenginlik başka bir şey. Tufan yapacak bir şey yok. Biz onlar ben hala buradayım abi. Sınavı boş verin de. Ben hala buradayım. Ben sınav bittikten sonra bahçeye leğen koyacağım. İçine su koyup içine oturacağım. Benim hayallerim bu kadardı ama. Mavi leğen. Boy ölçemeyiz. Kırmızı tercih ediyorum. Peki. Haydi adam. Haydi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Leğenleri doldurmaya. Hadi hoşçakalın.